Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda LED aydınlatma banyo için nasıl yapılır? Bunu kolay bir şekilde anlatacağız ve neden yaptığımızı da söyleyeceğiz. Şöyle göstereyim. Buradaki tavanımızdaki lamba biraz fazla aydınlatıyor. Bu hem tasarruf sağlayacak bizim için. Yani hem insan gücü tasarrufu hem de maddi olarak elektrik gücü tasarruf sağlayacak. Neden? Çünkü çocuğumuz sürekli işte baba lambayı açar mısın? Çocuklarımız diyelim daha doğrusu. Baba lambayı açar mısın diye buradaki anahtara yetişemediği için sürekli bizi çağırıyordu. Ben de böyle bir şey düşündüm. Öncelikle buradan şu görmüş olduğunuz 0.70 kablo, 0.75 kablo. Bunu da nasıl ucuza aldığımızı birkaç önceki videomuzda anlatmıştık. Normalde bunun metresini 2,5 liraya satıyorlar. Biz 100 metresini 38 liraya almıştık. 0.75 kabloyla prizimizden bu şekilde elektrik alıyoruz. Daha sonra aldığımız elektriği yukarıya gönderiyoruz arkadaşlar. Bu şekilde yukarıya gönderdikten sonra orayı da göstereceğim biraz sonra. Onu göstermeden önce size şöyle bir kolaylık olduğunu göstereyim arkadaşlar. Böyle bir anahtar. Mesela şöyle açayım. Evet arkadaşlar bu şekilde buradaki anahtarla açıp kapatabiliyorsunuz. Bunu da neden yaptık onu da söyleyeyim. Bu anahtarı buraya bu şekilde çocukların ulaşabileceği şekilde koyacağız arkadaşlar. Aşağı yukarı 1.10 veya 1.20 civarında bir yüksekliğe sahip. Şöyle söyleyeyim. Bu anahtarı nasıl devreye soktuk onu söyleyeyim. Bu kablolardan birisi yukarıya hiç kesilmeden gidiyor arkadaşlar. Kırmızı olan. Biz kırmızı şeritli olmayanı kestik. Arasına şöyle göstereyim. Arasına bu kabloyu bu şekilde taktık arkadaşlar. Birini sağa birini sola gelecek şekilde. Daha sonra onu da bunun içine yerleştirdik. Tabii onun öncesinde elektriği de kesmeniz lazım. Elektriği kesmezseniz çarpılabilirsiniz arkadaşlar. Daha sonra da bunu bu şekilde bağladıktan sonra anahtarımıza taktıktan sonra bu şekilde açma kapama tuşunu da aşağıya yerleştirmiş olduk arkadaşlar. Siz dilerseniz bunu yukarıya, isterseniz farklı bir yere yerleştirebilirsiniz. Bu şekilde açıp kapatabilirsiniz. Daha sonra da bunları bu şekilde kablo kanalına yerleştiriyoruz arkadaşlar. Bunu da yerleştirdikten sonra işlemimiz tamamen bitmiş oluyor arkadaşlar. Kapağını da kapattıktan sonra durum bu arkadaşlar. Yapalım bunu. Sonra sizlere de gösterelim. Evet arkadaşlar yerleştirmemizi yaptık. Şuradaki kalın kabloyu soracak olursanız bu da 1,5'luk bir kablo. Bunu da şöyle göstereyim. Şöyle. Evet arkadaşlar oradaki prizi buraya takabilmek için oradan böyle bir elektrik çektik. Tekrar buraya dönelim. Durum bu arkadaşlar. Şimdi yukarıya bakalım. Hatta onun öncesinde tavan lambamızı söndürelim ve diğerini açalım arkadaşlar. Evet şu anda görmüş olduğunuz gibi karanlık. Düğmeye bastık. Arkadaşlar bu şekilde bir aydınlık var. Bu da gayet sizin ihtiyacınızı giderebilecek derecede. Tekrar kapatalım. Bu da aşağı yukarı bir 50 lira civarında bir maliyeti var arkadaşlar. Şimdi yukarıyı gösterelim. Evet arkadaşlar yukarısı bu şekilde. Şimdi oradaki yapmış olduğumuz şunu gösterelim arkadaşlar. Buna dişi deniyor. Bundan bir tane alıyorsunuz. Onu da açalım bundan bir tane alıyorsunuz arkadaşlar. Daha sonra da böyle adaptörlü aşağı yukarı 15-20 liraya satılan 1 metre veya 1,5 metre civarında LED alıyorsunuz arkadaşlar. Hiç trafo ile uğraşmıyorsunuz. Böyle bir şeyle ihtiyacınızı giderebilirsiniz arkadaşlar. Aydınlatmamız bu şekilde. Yani tavanı gayet güzel bir şekilde aydınlatıyor. Son olarak şöyle göstereyim arkadaşlar. Evet.
değişik bir ambiyans aydınlatması oldu. Bunu isterseniz yeşil, ister beyaz yapabilirsiniz arkadaşlar. Şurası mesela çıkmamış. Burayı da böyle dolabımızın üstüne yapıştırabiliriz arkadaşlar. Son olarak şunları göstereyim. Buradaki manzaranın kötü olmaması için de böyle bir kanal kullanabilirsiniz arkadaşlar. Bu kanal sayesinde de ihtiyacınızı giderirsiniz. Çirkin görünmemiş olur. Son hali de bu şekilde arkadaşlar. Sizin evinizde durumlar değişebilir. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşürüz.